Manşete hoş geldiniz. Pazartesi gününden beri büyük bir kafa karışıklığı var açıkçası. 14 Mayıs akşamından itibaren. Bir şey döndü. Birileri de ne döndüğünü biliyor fakat bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Fakat görünen şey şu, gerek iktidar tarafı gerek muhalefet tarafı seçimleri aldı kabul etti. İlk turda sonuçlanmadığını daha o gece ilan etti ve ikinci tura hazırlandıklarını duyurdular. Akabinde de Yüksek Seçim Kurulu aynı şekilde seçimin ikinci tura kaldığını söyledi. Yani bu yönüyle yani ortada net bir iki veri var. Net verilerden biri gerek iktidarın gerek muhalefetin, daha doğrusu şimdi iki aday kaldı, gerek Erdoğan cephesinin gerekse Kılıçdaroğlu cephesinin seçimlerin ikinci tura kaldığını kabul etmesi ve bundan geri adım atmaması, geri adım atacak gibi görünmemesi. İkinci konu, önceki haftalarda gerek iktidar unsurları gerekse yandaş unsurların işte 14 Mayıs bir darbedir, darbeye hazırlanıyorlar, işte efendim bir ulusal güvenlik meselesidir bu falan gibi yaptığı yayınlar, verdiği mesajlar, biliyorsunuz isim isim girmeyeceğim, bir anda iktidar yönüyle gene 14 Mayıs'ta demokrasi şölenine döndü. Ve büyük bir olgunlukla seçimin gerçekleştirildiği ve dünyaya güzel bir demokrasi mesajı verildiği, adil bir seçim mesajı verildiği vurgusuydu. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bir üçüncü konuda yine özellikle 14 Mayıs gecesinde veri akışında Erdoğan cephesinin hazırlıklı olduğu ve önceki seçimlerin aksine daha farklı bir strateji götürdüğü, muhalefet cephesinin ise Kılıçdaroğlu cephesinin ise maalesef 2018 seçimlerdekine benzer aynı biçimde ya hazırlıksız olduğu ya da o hazırlıkları yürüten insanlar tarafından bir tuzağa çekildiği ya da aldatıldığı ya da eğer bunlar doğru değilse, görevli değilse o insanlar ya da bir misyona hizmet etmiyorlarsa çuvaladıkları ortaya çıktı. Biz nereden bakarsak bakalım bir çuvallama ortada. Yani veri akışının kesilmesi, Kılıçdaroğlu'na öndeyiz mesajı attırdıktan sonra ya da Ekrem İmamoğlu'na kazanıyoruz dedirttikten sonra ne oldu? Bütün bunlara bakmak gerekiyor. Islak imzalı tutanaklar meselesi orta yerde duruyor. Ve yine o Canan Kaftancıoğlu'nun sıklıkla tekrar ettiği İstanbul modelinin maalesef yurt satına yayılamadığı da ortada. İstanbul modeli İstanbul'da gene çalıştı ve İstanbul'da şaibe iddiası, sahtelik iddiası veya sonuçların farklı bir biçimde tecelli ettiği, sonuçlandığı iddiası çok fazla yok. Yok denecek kadar az. Neden? Çünkü CHP örgütü başta olmak üzere İstanbul'da öncekine benzer bir örgütlenmeyle, yapılanmayla bu işte bir kayıp kaçağa izin vermemişler. Öyle görülüyor. Fakat yurdun geri kalanı için Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Bunu söylemek mümkün. Muhalefetin 15 Temmuz'u diyen var. Hangi veriler üzerinde konuşuyoruz ki ne analiz yapalım diyenler var. Haklılar. Onun için de bunu yazdım. Yani artık veriler üzerinden nasıl analiz yapılabilir? Şimdi MHP'nin oyunu artırdığı üzerine mesela veya oyunu koruduğu üzerine analizler yapılıyor. Ama fakat bakıyorsunuz özellikle Doğu Güneydoğu'dan gelen HDP'nin Yeşil Sol'un takip ettiği tutanaklarda bunun pek böyle olmadığı bazı oyların silme MHP'ye yazıldığı falan gibi tutanaklar var. Şimdi öyle olunca da acaba orada bir MHP'ye çalışan bir sistem mi oldu? Yine bunu güvenlik ve asayiş güçleri itibariyle de değerlendirebilirsiniz ki orada Ekrem İmamoğlu'nun konvoyuna saldırı olayında ve yine Yeşil Sol Parti konvoyu geçerken ülkücü sembolle onu selamlayan polisler falan gibi gerçekler var. Daha önce yayınlarda bunu sıklıkla ekrana getirdim. Haliyle bir güvenlik bürokrasisi veya güvenlik güçleri de o yönde MHP'ye çalışmış olabilir. Dolayısıyla bu analiz de doğru değil. Anketler birazdan bakacağız. Evet, Kılıçdaroğlu'nu hep önde gösteriyordu. Hatta ilk turda bitirebileceğini gösteriyordu. O gece yapılan sıcağı sıcağına analizler tüm anketler yanıldı falan dedirtti. Ama dediğim gibi hangi verilere dayanarak bunu söylüyorsunuz? Anketler yanılmamış olabilir mi? Belki de anketler yanılmadı. Ve gerçekten elinde düzgün anketler olan ve bu işi çok iyi beceren AKP saray bu anketleri görerek de 14 Mayıs'ta farklı bir kurguyu devreye sokmuş olabilir. Ben asıl kuşku bulutunun orada olduğunu düşünüyorum. Yani 14 Mayıs'a demokrasi şöleni diyen, çok geçmeden ikinci turu kabul eden ve Erdoğan'ın oyunu 49,5'a çekip orada tutan ve dünyaya da böyle mesaj veren iktidar kurgusunu gerçekten önemsiyorum ve bu iktidar kurgusu üzerine veya iktidar söylemi üzerine de düşünmek gerekiyor. Anketler doğru tahmin etmiş olabilir. Ve o anketler ışığında iktidar farklı bir kurguyu devreye sokmuş olabilir. Ebilir abilirle konuşuyorum çünkü gerçekten artık ortada inanılacak, güvenilecek ve o verilerle analiz yapılabilecek, siyasal bir analiz yapılabilecek durum yok. Anadolu Ajansı'na bakmadık diyen de yalan söyler. Anadolu Ajansı'na herkes gözünün ucuyla baktı. Haliyle bir yönüyle Anadolu Ajansı sadece yandaş veya AKP tayfasına değil, diğer tayfaya da bir yönüyle hizmet etti veya onların da kafasını karıştırdı. Mühim olan kafa karıştırmak zaten. Şimdi soru şu, 14 Mayıs tersine çevrilebilir mi? 28 Mayıs'sa bu bilinçle ve bu yaşanan hadiselerin ve ortaya çıkan gerçeklerin motivasyonuyla gidilip bu iş tersine çevrilebilir mi? Soru bu. Evet, çevrilebilir. Fakat siz... Yani büyük bir fakat var. 60-64 milyonluk seçmen ve bunun 50-55 milyonu sandığa gidiyorsa ortalama %87 katılım olmuş YSK verilerine göre. Bu yani seçmenini sandığa götüren başarır. Böyle bir durum var. AKP Erdoğan da seçmenini sandığa götürmeye, aynı oyu korumaya, Kılıçdaroğlu cephesi de başta seçmenini sandığa götürmeye ve aynı oyu korumaya çalışıyor. Öyle de olmalı. Halkı suçlamayı doğru bulmuyorum. 10 yıla yakın bir süredir ben Türkiye'de yaşayan insanlara Necip milletimiz falan demiyorum ama suçlamıyorum da yani. Neticede halk büyük bir iktidar propagandasının tesiri altında ve evet güvenlik, terör duygusu baskın gelmiş olabilir. Evet muhalefeti bir ulusal güvenlik sorunu olarak gören iktidar söylemi insanlara bu şekilde geçmiş olabilir. Haliyle gençleri daha çok önemsiyorum. Gençler işte intihar vakaları var. Konsolosluklar önünde sıralar var. Türkiye'den umudunu kesip başka ülkelere gitmeye çalışanlar var. Bütün bunların hepsi bir veri. Ama bu 2 haftalık dönemi ki o 2 haftanın da zaten 3-5 günü gitti. Bir önümüzde likit 10 günlük 11 günlük süre kaldı. Bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Seçimde 28 Mayıs'ta kazanmak isteyen tarafından ve bunu iktidarın çok iyi yapacağına kuşku yok çünkü 14 Mayıs'ta bunu gösterdiler. Şimdi önce bazı grafikler eşliğinde bakalım ne oldu ne bitti 1-2 gündür ve sonrasında da nihai analizimi yapacağım. Deprem bölgesinde ciddi oy kaybı yaşanmadığı ve oyların korunduğu hatta arttığı gibi veriler var. İşte bu gene seçim mühendisliği ile ilgili bir konu. Emin değiliz, bilmiyoruz. O kadar göç olmuşken, o kadar hareketlilik varken. Fakat bunu önemsiyorum. Bir genç kız Marmaray'da yaşamına son verdi. Yoruldum, gençliğimi çaldılar. AKP'ye ve destekleyenlere hakkımı helal etmiyorum diye mektup bıraktı arkasında. Yalın gerçeklik bu. Bir diğer yalın gerçekliği ise Daron Acemoğlu paylaştı. Ülkenin ekonomik çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum diyerek. Çokça tutanaklar paylaşılıyor günlerdir sosyal ağlarda. Ben bunu çok önemsedim. Onun için de ekrana getiriyorum. Ahmet Batur paylaşmış. TKP milletvekili adayı eşiyle birlikte aynı sandıkta oy kullanıyor. Baktığında tutanağa, fotoğrafı çekilmiş resmi tutanak. Kendi partime oy verememiş oldum, iyi mi diyor. Hani akla züğürt ağa geliyor. Herkes bana oy verdiyse o bir oy kim, ben kendime ver. Aynı onun gibi ama bu komik bir hadise değil. Yine iktidar kurgusu demişken Mahmut Övür'ün dün sabahta açık ettiği bir veri var ki bundan dolayı başı ağrımıştır. Seçim devam ederken ya da sandıklar açıldığı esnada her neyse tam yani daha iş bitmemişken Süleyman Soylu seçim %49,5 gibi biter. Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik diyor. Ne için uğraşmış ve ne için yarım puan ileri götüremedik diyor. Mühim bir belge bu. Yarın öbür gün bu konular soruşturulduğunda bir veri olarak da bence yargının önüne gidecek verilerden, bilgilerden biri bu. Cumhur İttifakı 320-25 arası milletvekili çıkartır dedi ki ona yakın bir oranda milletvekili çıkarmış görülüyor. Yani bu kadar öngörülü olmak mümkün değil seçim devam ederken ya da sandıklar yeni kapanmışken. Muharrem Erkek bütün sandıklarda ıslak imzalı tutanakların seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı CHP'de bütün sandıklarda ıslak imzalı tutanakların karşılaştırıldığını çok az kaldığını ve yani çok da fazla yani %99.9 oranında tutanakları sistemlerine girdiklerini çok da fazla durumun değişmediğini söylemiş. Ancak Yeşil Sol Parti bu konuda çok daha dikkatli Güneydoğu'da 1000'in üzerinde usulsüzlük tespit edilmiş. Fakat henüz gerek Yeşil Sol Parti'nin gerekse Türkiye İşçi Partisi'nin itirazları ve tespitleri milletvekili dağılımını henüz değiştirmiş görünmüyor. Financial Times'ta İngiliz yayın kuruluşu çok enteresan bir Türkiye haritası yayımlandı. Burada Erdoğan'ın oyunu artırdığı iller maviyle işaretlenmiş. Kırmızıyla işaretlenen iller oyunu çok kaybettiği iller. İşte renk biraz daha açıldıkça o oranlar değişiyor ama maviyle işaretlenen illerse Erdoğan'ın oyunu %0 ile 2 arasında artırdığı iller. Kırklareli, Aydın, Van, Şırnak, Hakkari. Bunlar enteresan. Yani bu illerde Erdoğan'ın gücü yok. AKP Orta Anadolu ve Karadeniz'de güçlü bir parti. Dolayısıyla bahsedilen illerde oyunu nasıl artırmış olabilir? Gerçekten insanı şaşırtıyor. Fakat Ayşu Kölemen paylaşmış. Avrupalı bir arkadaşım bu sabah AKP'li taksi şoförü taarruzuna maruz kalmış. 600 suikast atlattı, enflasyona yol açanları cezalandırdı, her zaman yener diye başlayıp susmamış diyor. Çilemiz evrenselleşiyor diyor. Evet, Avrupa'da özellikle Almanya'da yaşayanlar açısından öyle. Çok ciddi bir Erdoğan AKP sempatizanlığı var ve bu yurt dışındaki seçmende bile hani yurt dışındaki seçmen biraz daha medya kanallarına, iletişim kanallarına açıktır diye düşünüyorsunuz. Pek öyle değil. Onlar da tek kanaldan besleniyorlar. Türkiye raporu paylaşmış. Kılıçdaroğlu'na verilen oyun CHP, İYİ Parti, Sol Parti, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi oylarının altında kaldığı 662 ilçe tespit edilmiş. Aradaki fark 519.000. Yani bu partilere oy verdikleri halde Kılıçdaroğlu'na oy vermemişler diyor. Ama o arada malı götüren götürüyor. İşte Bilal Erdoğan'ın kayınpederi demir yollarından 6.4 milyon TL'lik yüksek hızlı tren hatlarını onarım ihalesi almış. Gene de hala iş tutmaya devam ediyorlar. Fakat bu memlekete işte halka indi mi inmedi mi birazdan ona bakacağız. Oya Baydar denemekten vazgeçtiğinizde yürümekten, ilerlemekten, yaşamaktan vazgeçmişsinizdir demektir diyor. Oya Baydar'ın sözlerini ve yazılarını önemsiyorum. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Aydın Engin Oya Baydar'ın eşiydi ve Aydın Engin'in de yokluğunu hele şu günlerde çokça hissediyoruz. Böyle bir Türkiye. Bitlis Ahlat T tipi cezaevinde 31 yaşındaki mide hastası Behçet Kaplan, mide kanseri, hayatını kaybetti. Son 4 aydır yemek yiyemeyen insanı içeride tuttular. Yine Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaşmış. 10 aylık bebek, anne Şadinaz Yaşa Yılmaz, Bakırköy Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bankasıya para yatırmaktan dolayı tutuklandığı hapishaneye girdi. Zulüm bebek ağlaması da dinlemiyor. Evet, zulüm devam ediyor. Erdoğan katıldığı CNN Türk Kanal D yayınında Yüksek Seçim Kurulu ve Anadolu Ajansı'nı görevini başarıyla yerine getirdikleri için tebrik etti. Ve aynı biçimde de 28 Mayıs'ı işaret etti. Orada da görevlerini yapacaklardır falan diye. Neyse 14 Mayıs'ta Erdoğan'ın oy oranı 2018'e göre 81 ilin 73'ünde düşmüş. Esasen kaybeden bir iktidar var. Esasen partisi 7-7,5 puan bir önceki seçime göre gerilemiş bir iktidar var ama Erdoğan koalisyonla duruyor. Yani Erdoğan bir Putin gibi değil, bir Beşar Esad gibi değil. Erdoğan'ın AKP'sinin oyu %35 bir önceki seçime göre 7,5 puan gerilemiş. Onu %50'ye ancak koalisyonla tamamlayabiliyor ve İçeride dışarıda medyasıyla da her şeyle de medyada da bir koalisyona ihtiyaç duyuyor. Seçim gecesi yayınlarını gördünüz. O koalisyonla götürüyor. Erdoğan böyle bir lider. Bir Putin değil yani. O açıdan eşleştirdiğinizde doğru eşleştirmeniz lazım. Metropol araştırmadan Özer Sencar bu araştırmayı birkaç kere paylaştı seçimden sonra. Mayıs ayı araştırması 9-10 Mayıs Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlama olayından sonra yapılmış araştırma, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kararsızlar dağıtılmadan 46'ya 44 Erdoğan'ın önünde, kararsızlar dağıtıldıktan sonra da 49'a 46 gene Erdoğan'ın önünde gösteriyor. Bu açıklamayı paylaşmasının nedeni şu: esasen diyor durum bu. Daha ne desin? Durum bu ama sandıkta bir şeyler oldu diyor Özer Sencar. Haliyle ben anketlerin yanıldığı fikrine de katılmıyorum. Veriler dondu, işte bu zannediyorum Tele1 ekranıydı. Kılıçdaroğlu'nun verisi 48.9'da, Erdoğan'ın verisi 45.09'da dondu. Daha sonra Anka ve Anadolu Ajansı, ki Anka'nın da birazdan bakarız Anadolu Ajansı'na eklemlendiği iddiası var. Sonra bu olanlar ters yüz oldu. Yani 49'a 45 durum Kılıçdaroğlu'nun lehineyken Erdoğan lehine diye bir tablo sunuldu. Ama dediğim gibi bu ne bu veriye, yani şu anda ekranda gördüğünüz veriye, ne de sonra döndürülmüş, ters çevrilmiş veriye itimat etmek mümkün değil. Kılıçdaroğlu kurmaylarını topladığı genel merkezde bu fotoğraflar dün paylaşıldı ve iki önemli aktörle, muhtemelen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla bu dönemi tamamlayacak. 28 Mayıs'a kadar. 28 Mayıs'a kadar bir kampanya yapmak zor. Seçmene bir biçimde hangi araçlarla ulaşılacağına bakmak gerekiyor. Twitter'a koyulan videolar evet milyonlarca seyrediliyor ama o ulaşıyor mu? Ya da nasıl ulaşmak gerekiyor veya seçmenin kaygılarını nasıl gidermek gerekiyor? İki mühim konuyu halletmesi gerekiyor bu ekibin. Bir, mevcut oyları korumak, aynı insanları tekrar sandığa getirtip oy kullandırmak. İki, aradaki farkı kapatmak. Sinan Oğan'a giden oyları vesaire. O arada bir Tuncay Özkan vakası var. Ben Twitter'da birkaç satır yazdım. Çok da fazla girmeyeceğim. Tanıdığım, bildiğim bir kişidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neden durduğunu, neden Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın pozisyonlandığını ve neden orada gerçekten medyayla muhatap edilerek gazetecilere bir anlamda sıkıntı yaşattığını falan hala anlayabilmiş değilim. Fakat bu kişi Anka'nın görünmeyen sahibidir. KRT televizyonunun görünmeyen sahibidir. Daha önce Kanal Türk'ün de öyleydi. Kağıt üstünde hiçbir medya patronluğu olmadı. Hep birileri üzerine yaptı şirketi. KRT'nin patronudur. Anka'nın da patronudur. Ve seçim gecesi de KRT televizyonunu bütün CHP genel merkezinde açtırmış ve Anka verilerini oradan herkesin gözünün içine sokmuştur. Bahar Feyza'nın haklı bir serzenişi var. Biz oradaydık ve oradan sıcağı sıcağına parti verilerini almak için oradaydık. KRT televizyonu üzerinden bize veri sunulacaksa ben bunu evde de seyrederdim diyor. O arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı genel merkezden gönderdiği ve işte gazetecilere kötü muamele ettiği iddiaları var. Seçim gecesi ne Ekrem'i ne şeyi, burada asıl güç benim falan gibi bir takım lafları olmuş Bahar Feyza'nın ifadesiyle. Problemli bir şahıstır, kendine çalışan bir şahıstır. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Eğer daha önceki iddialarda, yani geriye doğru 10-15 yıllık geriye doğru siciline baktığınızda CHP Genel Başkanlığı arzusu var veya beraber hareket ettiği grubun onu CHP'nin başına getirmek falan gibi niyetleri vardı filan falan. Girmeyeceğim. Fakat şu var, yani bu kişilerle temsil edilen partiler veya muhalefet partileri veya bu kişilerin at oynattığı veya etkili makamlarda olduğu muhalefet partileri ne derece ve ne biçimde sonuç alabilir? Bunu gözden geçirmek gerekiyor. Şans. Şu anda iki turlu bir seçim var. Eğer tek turda bitseydi istediğiniz kadar Tuncay Özkan'ın üzerinde tepinin. Şimdi onursal adı güzel gitti. Ne yapalım yani? Neticede bir seçim gecesi faciası var. Eğer ikinci turu olmasaydı bu seçimin, onursal adı güzel Mehmet Ali Çelebi'nin yanına ismi yazılacak kişilerden biriydi. Muharrem İnce'nin isminin yanına adı yazılacak kişilerden biriydi. Ne yapalım? Yani onu gömdük. Ülke 5 yıl kaybetti. Yani dolayısıyla kişilerden bağımsız bir sistemi inşa etmeniz gerekiyor. Tuncay Özkan'ın dünden bu tarafa görevden alınıp alınmayacağı falan gibi hikaye var. Ben gerçekten onu görevden almanın, onu Kılıçdaroğlu'nun yanında tutan güçler itibariyle çok güç olduğunu düşünüyorum. Eğer Kılıçdaroğlu onu görevden alabilirse güç bir işi başarmış olacak. Gücü yeter mi yetmez mi onu da zamanı gelince göreceğiz. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır diyor Temel Karamolluoğlu ama gecikmiş adalet adalet değildir gibi gerçeklerin de zamanında ortaya çıkması icap eder ve dolayısıyla herkesin 14 Mayıs gecesi ne olduğunu bilmeye hakkı var iki yönü itibariyle. Bunun birkaç sene sonra yazılmış anı kitaplarında veya çekilmiş hatıra videolarında dile getirilmesinin şu anda kimseye bir yararı yok. Gençler intihar ediyor. Selahattin Demirtaş umut veriyor, umutsuzluk yok, çok defa kazandık, yine kazanacağız, evet bu mümkün. Yine itirazlarla Amerika, İngiltere gibi Erdoğan'a az oy gelen ülkelerde seçim oy kullanma süresi ikinci turda 2 güne düşürülmüştü. Sonra itirazlarla bu tekrar 4 güne çıkarıldı. Doğrusu da odur zaten. 20-24 Mayıs tarihlerinde Amerika, Kanada, Avustralya, İrlanda, İngiltere'de tekrar insanlar 4 gün oy kullanabilecekler. Herkesin gerçekten bir oy demeden, benim oyum neye yarar ki demeden, hayal kırıklığı yaşamadan, şu son birkaç gündür yaşanan psikolojik çöküntünün falan neyse etkisinde kalmadan anlattıklarımın ışığında oyunu bozmak için gidip oyunu kullanması icap ediyor, icap eder. Yüksel Taşkın paylaşmış, CHP İzmir Milletvekili. Destekçilerini sandığa taşıyabilen ilk turdaki rakamların altında bir oranla bile seçilebilir diyor. Oran meselesi değil artık. Evet 50+1 ile kazanacaksınız ama iki adayın girdiği bir seçimde artık en çok oyu alan kazanır. Durum budur. Geçerli oyların yarıdan bir fazlasını alan kazanır. Bu da zaten 50+1'dir. Haliyle vaziyet budur. Yani 64 milyon seçmen varsa, 50-55 milyon sandığa gidecekse, 50 milyon diyelim ki geçerli oy varsa 25 milyon bir oy alacaksınız. Bunun için de geriye doğru dediğim gibi önce 14 Mayıs'taki oyları koruyarak üzerine ne koyabilirim ona bakmak gerekiyor. Fakat şunu söyleyeyim, 14 Mayıs'taki oyunu sandığa götüren büyük ölçüde kazanır. 14 Mayıs'taki seçmenini sandığa götüren büyük ölçüde kazanır. Canan Kaftancıoğlu İstanbul modeli kapsamında raporlamayı kamuoyuyla paylaşmış ve bu modeli şimdi tekrar CHP'de örgütlenerek ikinci turda uygulamaya çalışıyorlar. İkinci turda işler birinci tur gibi değil. Orada çarşaf gibi bir parti zarfı vardı. Parti pusulası vardı falan. Daha kolay. Çünkü tek pusula var ve o pusulada 2 kişi var. Adeta bir evet hayır referandumu. Gerçekten de bu bir anlamda Erdoğan'la tamam mı devam mı referandumu. Bir anlamda evet hayır referandumu. Bir pusulada bir kişiye oyunuzu basacaksınız. Bir zarfa koyup bir sandığa atacaksınız. Bunun oy kullanması da çok çok basit. Sıra falan meseleleri de öncekine göre çok daha hızlı yürür. Bir diğer konu sayımı, tasnifi de son derece basit. Ben 28 Mayıs gecesi 1-2 saat içerisinde sonuçların alınabileceğini öngörüyorum. O arada ekonomi. Türkiye her ne olursa olsun çok ciddi bir ekonomik enkaz ve ekonomik mücadeleyle karşılaşacak 28 Mayıs'tan sonra. Döviz rezervlerinden net satışlar tam gaz devam ediyor demiş Hakan Kara. Grafiği paylaşmış. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verileri. Nisan başından beri harcanan döviz rezervi diyor. Dün itibariyle, 2 gün öncesi itibariyle 17.7 milyar dolar. Evet, bu gene vatandaşın parası. Bunu da bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Dediğim gibi halkı suçlamadan, halkın tercihlerini anlamaya çalışarak ona gerçekten gerçek güvenlik sorunu ne, gerçek problem ne bunu anlatmak ve bunu geçirmek gerekiyor. Ve şaibeli ve üzerinden hala şaibe kalkmamış veriler üzerinden analizi de bir kenara bırakmak gerekiyor. İntihar eden gençlere yenilerinin eklenmemesi için konsolosluk önündeki kuyruklar uzamasın, büyümesin diye bunu yapmamız gerekiyor. Gençler bunalımda, Marmaray'da intihar eden genç bunun göstergesi. Medya bombardımanı bu arada da devam edecek. Sizin kendi mecralarınızda, sosyal ağlar olsun, kendi kanallarınız veya gazeteleriniz olsun ulaştığınız kitleler zaten ikna olmuş kitleler. Öncelikle o kitleler içerisinde durumu değiştiremedik diye umutsuzluğa düşen, ümitsizliğe düşen varsa öncelikle bir onları kaldırmanız gerekiyor. İkinci olarak da bu medya bombardımanı altında algısı değişmiş, tercihleri değişmiş, düşüncesi değişmiş, bir yönüyle beyni yıkanmış, bir yönüyle de gerçekten sağlıklı tahlil edemeyen ülkenin geldiği gittiği yeri insanlara ulaşıp ikna etmeniz gerekiyor. Bunu bugün de yapmalısınız, 28 Mayıs'tan sonra da yapmalısınız. Haliyle iktidarın stratejisi belli. 14 Mayıs'ta ne yaptıysa 28 Mayıs'ta da aynısını yapacak. 2. Parlamentoyu aldık diyecekler. Dolayısıyla yetkiyi bize verin diyecekler. Bunu 10 yıldır parlamentoyu bekleme odasına aldık. Parlamento ne ki deyip tek başına demir yumrukla ülkeyi idare eden Erdoğan söyleyecek, söylüyor. Halbuki öyle değil. Bir kere parlamentoya almış değiller. Parlamentoda hiçbir parti 300 üzerine milletvekili çıkmış değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun olması durumunda bütün partiler tek tek değerlendirilmeli. Bilakis Kılıçdaroğlu'nun etrafında bir Millet İttifakı kenetlenmesi onun oylarını 300'ün de üzerine çıkarır. Ayrıca AKP ile MHP'nin hemen her şeyde 28 Mayıs'tan sonra da beraber hareket edeceğini düşünmek çok öngörülü bir analiz olmaz. Cumhurbaşkanı tüm yetkisiyle kabineyi atama, kabine bakanların icraatları, kararnameleri, kararlarıyla tümüyle aktif ve yürütmenin başında. Tüm yüksek kurulların, Anayasa Mahkemesi üyesi, HSK gibi, Danıştay gibi üyelerini belirliyor, rektörleri belirliyor. Haliyle pek çok mali konuda tek kararıyla iş bitiyor ve zaten Cumhurbaşkanı seçilenin de ilk 6 ay 1 senede bu kararlar ve kararnamelerle yürümesi ve en azından enkazı kaldırırken de bu kararlar ve kararnamelerle iş tutması, icraata girişmesi icap ediyor. Parlamentonun ona engel çıkaracağı yok, onu veto edeceği yok. Bilakis parlamento bir karar alırsa onu veto etme hakkı var. Bu işe böyle bakmak lazım. Parlamentoyu biz kazandık, haliyle Cumhurbaşkanlığı da bizde olmalı diyen Erdoğan 10 yıldır tuttuğu işin rağmına bir propaganda yürütecek. Bunu bu şekilde anlatmak lazım. Ya parlamentoyu da aldılar, ne yapalım falan diyen insanlar parlamento mu yönetiyordu diye bu ülkeyi sorun. Parlamentonun yaptığı hiçbir şey yok. AKP-MHP oylarıyla iktidarın getirdiği önergeleri veya yasa tekliflerini engellediler. Tek sadece buna yaradı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla parlamento da oraya geçti filan falan. Bu hikayelere çok fazla bel bağlamayın. Tek doğru şey belki 14 Mayıs'ın tek doğru analizi ilk turda Erdoğan'ın kazanamadığı gerçeğidir. 7,5 puan partisinin eridiği gerçeğidir. 73 ilde oylarının düştüğü, oylarını artıramadığı gerçeğidir. Bunu aklınızdan uzak tutmayın. Şu anda rahat bir görüntü veriyorsa bu psikolojik üstünlük ve bu psikolojik üstünlükle muhalefeti dağıttığı zanlıdır. Eğer buna teslim olursanız 28 Mayıs'ta yapacak bir şey yok. Ama tüm gücünüzle sarılmalı ve bu algıyı değiştirmelisiniz. Bu seçimin, 2023 seçimin bana göre en önemli şansı iktidar kurgusunu bozmak için Türkiye muhalif güçlerinin eline bir fırsat daha vermesidir 2 hafta içinde. 5 yıl beklemek durumunda değilsiniz. Değilse işte görüyorsunuz yani Avrupa'da, dünyada yaşayan insanlar da bindikleri taksinin şoförü canını sıkıyor. Yani ben çıktım artık, bana ne falan demeyin. Ülkenizin itibarı sizin itibarınız yaşadığınız yerde ve geride bıraktıklarınızın geleceği o yönüyle de sizin geleceğiniz. Yani medya propagandasına maruz kalmış taksi şoförleri, AKP'li, Erdoğan sever neyse her yerde var. Kaçamıyorsunuz yani, bir şekilde bindiğiniz takside karşınıza çıkıyor. Diyor ve bugünkü yayını da böylelikle noktalıyorum. Bir sonraki yayında karşılaşmak umuduyla enseyi karartmayın.